Şimdi anlatacağımız konu biraz ufak bir konu. Hani sağda solda duyarsınız diye anlatalım dedim bir şey. Install from main dediğimiz olay. Kısaca sağda solda IFM diye göreceksiniz. IFM. Install from main'in yaptığı şey ne? Yaptığı şey şu. Mesela düşünün bir tane DC'niz var ortamda. DC. Atıyorum bu şube İstanbul'da duruyor. Bu DC İstanbul'da duruyor. Sonra dediler ki size bir tane daha DC yapmanız lazım. Additional DC. Additional DC yapacaksınız. Additional DC. Additional DC olarak makinede Ankara'da duruyor. Şimdi bu İstanbul ve Ankara duran DC arasında bir bağlantı var mesela. Yavaş bir side to side VPN bağlantısı yapmışsınız. Böyle bir bağlantınız var. Böyle bir ortam düşünün. Şimdi siz DC'yi kurarken normalde lokalde kuruyorsunuz. DC çalışıyor. Ama Additional DC'yi kurarken biliyorsunuz DC'lerinizde ne varsa Additional DC'lerde aynıları olması lazım biliyorsunuz. Dolayısıyla Additional DC kurarken, Additional DC olarak makineyi kurarken Active Directory ile ilgili bütün verileri şu aradaki bağlantıyı kurarak diğer DC'den alıyor. Active Directory verisi derken de Active Directory'nin bir database'i vardı hatırlıyorsunuz. Database'i vardı. Active Directory'nin database'i. Onun dışında ne vardı? Database'in dışında Active Directory içerisinde. Log dosyaları vardı hatırlıyorsunuz. Log dosyaları. Hatta size lokasyonu falan soruyordu. Hatta bir de ne vardı? Sysfor klasörü vardı. Sysfor. Klasörler içinde ne duruyordu? Bunun içinde. Script'leriniz aynı zamanda grup polisler duruyordu değil mi? Bunların içinde. Bunlar Active Directory verisi. Şimdi siz Additional DC'yi kurarken bu verilerin, şuradaki verilerin Additional DC'ye arınması lazım. Ama İstanbul ile Ankara arasında yavaş bir bağlantı var. Bu yavaş bağlantı üzerinden gidip buradaki verileri almak yerine, şuradaki verileri kendisine almak yerine şöyle bir şey yapabiliyorsunuz. Halihazırda kurulu DC'lerden bir tanesine gidip IFM denen bir dosya oluşturuyorsun. Bir dosya. Bu dosyanın içinde ne var? Şu gördükleriniz veriler var. Database, log, sysfor dosyaları var. Bunları bir paketleyip bir dosya haline getiriyorsunuz. Sonra artık CD'ye mi, DVD'ye mi, USB bellekle mi, neyle, haricim diskle mi neyse o veriyi Additional DC kurulacak tarafa götürüyorsunuz. Additional DC tarafına götürüyorsunuz. Sonra Additional DC'yi kurarken, Additional DC olarak makineyi kurarken diyorsunuz ki sen verileri diğer DC'den alma, şu aradaki bağlantıyı kullanarak alma, onun yerine sana gösterdiğim bu IFM'den al demiş oluyorsunuz. IFM'nin içinde ne var? Database var. Active Directory Database'i. Kullanıcılarınızın hepsi burada duruyor. Log dosyaları. Bunlar Active Directory'yi tahmin edebilmek için gerekli olan dosyalar. Sysfor'la, scriptler ve grup polisi ayarları. Bunların hepsini tek bir dosya yapıp kurulum sırasında veriyorsunuz. Tamam. Kurulum sırasında adam şuradaki aradaki bağlantıyı kullanmadan direkt kendi üzerindeki o dosyadan gidip kurulum yapıyor. Tamam. O amaç burada şu. Şu aradaki bağlantı yavaş olduğu için bu bağlantıyı yormak istemiyorsunuz. Tamam. Amaç bu. Ama Active Directory şu dosyaların maksimum boyutu aşağı yukarı yani şöyle söyleyeyim. 10.000 tane kullanıcınız falan olduğu zaman Active Directory database'in boyutu 180 MB falan tutuyor. 180 MB. Yani şunu şu bağlantı üzerinden alması, 180 MB'lik bir veri 8 MB'lik bağlantı üzerinden alması yaklaşık hesap yaparsak 800 desek yaklaşık bir yarım saat 40 dakika falan filan sürecek. Öyle bir şey sürmesi lazım. Yani bu kadarlık veriyi alması. Ama siz yine de o kadar yormak istemiyorum diyorsanız eğer işte install from media denemiz medyadan hazırlayıp additional DC'yi bunun üzerinden kuruyorsunuz. Ve kurulum buradan gerçekleşiyor. Esprisi bu. Tamam. Yani bir medya üzerinden kurulum yapıyorsunuz da şu network'ten almıyorsunuz. Esprisi bu. Ama şöyle bir problem ortaya çıkabilir. Belki düşünebilirsiniz. Olay şu. Mesela Active Directory'nin durumu buyken siz install from media'yı aldınız ya Active Directory'nin durumu buyken. Sonra gittiniz başka bir değişik yaptınız. Kullanıcı oluşturdunuz, grup yaptınız, başka şeyler yaptınız. Onlar ne olacak? Onlar buraya gelmeyecek normal şartlar altında. Ama siz bu install from media'dan kurulumu yaptıktan sonra hatırlıyorsanız replication diye bir şey vardı. Replication. Ne yapıyordu replication? Active Directory'deki DC'lerin eşit olmasını sağlıyor değil mi? Siz burada yaptığınız değişiklikler de IFM'den sonra yapıldığı için şu network'teki aradan bu adama gelecekler. Tamam. Yani yeni yaptıklarınız yine gelecek. Onlar gelmeyecek diye bir şey yok. Sadece olan durumdan kurulum yapıp ekstraları daha sonra replikasyonla bu network üzerinden taşıttırabiliyorsunuz. Tamamdır. Var mı sormak istediğiniz? IFM. Böyle basit bir olay. Yani yapacağınız olay network üzerinden almak yerine CD, DVD, hard disk, USB bellek öyle bir şeyden kurulum yapmak. Bu. Peki. Yapalım hemen. DC1 ya da DC2 fark etmez. Bir tanesine gidin.
ortamdaki listelerden bir tanesinde bir konu satırı açtı. DC 1 ya da DC 2 fark etmez. İkisinde aynı veri varmış olsa. Sonra bizim Active Directory'e müdahale ettiğimiz bir tane araç var. Entity Used değil. Ona basıyorsunuz. Entity Used değil. Bakın entities util dedim. Entities util. Sonra bir soru işareti yaptım. İlgili alanı görebiliyor musunuz? Şu IFM. Direkt IFM yazmışlar. IFM Media Creation diye de yan tarafında yazıyor. Inform from media yapmak için bir IFM demek lazımmış. Entities util'den sonra. Sonra bir IFM diyorum. IFM. O da diyor ki bir şey yapman lazım önce diyor. IFM yazdım entities util'de. O da diyor ki şu an çalışacağın durumu belirlememişsin. Çalışacağın durumları seç, ondan sonra gel diyor. Bu şu demek, Active Directory database'ini hangi durumda çalıştığınızı söylemeniz lazım. Burada şöyle söylüyorsunuz. IFM'den önce activate instance NTDS diyorsunuz. Ben diyorum ki Active Directory'nin NTDS durumuyla çalışacağım diyorsunuz. Sonra bir IFM diyorsunuz. IFM. Şöyle bir soru işareti yapıp orada bekliyoruz. Şöyle komutların yan tarafı dursun. Ama şöyle. Şimdi IFM dedikten sonra bir soru işareti yaparsanız bakın burada size diyor ki hangi durumda hangi yer Additional DC'yi nasıl bir kurum yapacaksın? Edition DC olacak makineyi nasıl bir kurulum yapacaksın? Ona göre bana burada IFM hazırlat diye size soruyor. Bakın create full derseniz eğer create full. Create full şu demek. Ben her şeyi içinde istiyorum demek. Her şeyi demek ne demek? Active Directory database, log dosyaları, sysfol dosyaları hariç, sysfol dosyaları hariç her şeyi istiyorum demek. Tamam. Active Directory database var sadece bunun içinde. Create full dediğiniz zaman. Ama bakın şurada alt tarafta create sysfol full diye bir şey var. Şu full'ün esprisi full DC kurulumu yapacaksınız. Full DC. Yani raw DC kurulumu yapmayacaksınız. Normal bir DC kurulumu yapacaksınız demek. Şuradaki sysfol full'ün esprisi de şurada database var sadece. DB var. Şurada database ile beraber sysfol da var. Tamam. Ya bunu şey için kullanabilirsiniz. Ben database'i alayım. Kullanıcılar her şey gelsin. Sysfol ile sonra replikasyonunu alırım demek için şu var. Bunu yaptığınız zaman sysfol de geliyor. Esprisi bu. Onun dışında full DC kurmak yerine raw DC kurulumu için de IFM hazırlayabiliyorsunuz. Mesela create raw DC dersem içinde sysfol olmayan raw DC kurulumu için gerekli olan adam veriyi koyacak içine mesela gibi. Bakın alt tarafta create sysfol raw DC var. Mesela sysfol ile beraber raw DC kurulumu istiyorum. Onun için bana içeriği ayarla demiş olursunuz. Tamam. Yani burada duruma göre seçmek lazım. Şurada %S'leri de yol gösteriyorsunuz. Şimdi yapacağız. Göreceksiniz zaten. Ama var mı sormak istediğiniz? Yani kuracağınız Additional DC'nin durumuna göre buradan IFM'yi hazırlatıyorsunuz. Ama ben her şey içinde olsun istiyorum diyorsanız şunu seçin. Full sysfol. Ya da raw DC kuracağım. O zaman create raw DC sysfol demek lazım. Peki. O zaman yapalım. Create bizde her şey olsun sysfol full olsun. Full kurulum için içinde sysfol olan IFM hazırla. Ona J2.3'te IFM klasörüne koy demiş oldum. Bu arada
İFM olmak zorunda değil ha. Yani konumuzla alakalı diye söyledim. Yoksa ABC bile diyebilirsiniz. Klasörün özelliği yok. Normal bir klasör. Bendeki ABC olsun. Bunu verdiğiniz zaman sizin için gerekli olan dosyayı hazırlayacak. Ben de şöyle şuraya yazayım. Create sysfolder full c2.3'te abc. Bitti mi? Bakalım olmuş mu? Start computer C ABC klasörüne gidiyorum. ABC. Bakın gerekli olan her şeyi atmış buraya. Gerekli olan her şeyiniz var burada. Şimdi DC3'ü şu IFM'yi kullanarak kuralım. DC3'ün IP ayarlarını yapmamıştım ben. Siz yaptınız bilmiyorum. Ben de sizinle beraber yapacağım. DC3'ün IP adresi 192.168.240.4. DNS olarak kimi görecek? Doğru. Fark etmez. DC2 gösterseniz olur. X'de DC not olsa. 240.2. Okey. IP'de problem yaşayan. Peki. Şimdi şu dosyayı, şu ABC klasörünü benim DC3'e götürmem lazım. ABC klasörünü DC3'e, daha doğrusu DC olma adayı olan makineye götürmem lazım. Nasıl götürebilirim? Doğru, copy deyip, bu dosyayı copy deyip, ondan sonra gerçek makineme kopyalarım. Şöyle. Biliyorsunuz sanallar arasında direkt kopyalama diye bir şey yok. Sonra bunu bir daha kopyalayıp, masa üstüne kopyaladıktan sonra bir daha kopyalayıp DC3'e test edebilirim. Önce gerçek makinenizi kopyalayıp sonra DC3'e yapıştırın. Tamam. Oldu mu? Peki o zaman DC promo. DC3'te bir DC promo diyorsunuz. Şimdiye kadar DC'yi kurarken, DC kurduğumuz sırasında size şunu hiçbir zaman sormadı. Active Directory verisini nereden alayım diye bir soru görmediniz şimdiye kadar, değil mi? Hiç öyle bir şey sormadı şimdiye kadar. Peki nasıl sorduracağız? Tahmin edebilen var mı? Bana. Doğru. Advanced mode işaretleyeceksiniz. Advanced mode işaretlediğiniz zaman Active Directory verisini hani nereden alayım diye size soruyor. Normal şartlar altında onu sormuyor. Onu işaretlediğiniz zaman size soruyor. Ki advanced mode zaten tek onun için ihtiyacınız oluyor. Onun dışında ha bir de tree kurmak için. Onun dışında başka işinize yaradan bir şey yok. Bu arada şunu da göstereyim. Bakın info.from.media'daki Active Directory klasörünün içine giderseniz şurada entities.dip diye bir dosya var. Bunun altında var mı? Entities.dip. Active Directory database bu. Active Directory'nin veri tabanı. Yan tarafındaki boyuta bakarsanız şöyle 26 MB gibi bir şey olduğunu göreceksiniz. 25 MB gibi bir şey. Yani şu an bu Active Directory database'in ham hali. Ham. Yani içinde hiçbir şey yok. Kullanıcı falan oluşturduk biz oraya. Oluşturmadık. Sadece kendiyle ilgili veriler var. Active Directory ile ilgili veriler var. Onun dışında başka bir şey yok. O sebeple bakın şu an bile 26 MB. Yani dediğim gibi 10.000 falan kullanıcı oluşturduğunuz zaman biz testini yapmıştık. Daha sonra yaparız yine beraber.
160-170 MB gibi bir şey tutuyor. Çok büyük yer kaplayan bir şey değil. O yüzden hani bunu alması bile 8 megabitlik bir bağlantı üzerinden yarım saat falan sürer en fazla yani. O çok problem değil. Ama bunu bilmeniz lazım. Belki lazım olur. Şimdi şu checkbox'ı işaretliyorsunuz kurulum yaparken. O bize lazım. Bunu işaretlemezseniz size sormuyor. İşaretleyin ki install from me diye sorsun bize. Next. Bir daha next. Ne yapacağız? Bağlan forest'a domain kontrol ekleyeceğim. Bizim bir forest'ımız var ve o forest'a bir tane domain kontrol ekliyorum. Additional DC ekliyorum. Next. Hangi domaine katılmak istiyorsun? Yeni bir domain ismi. Ülker.com mu? Ülker.com. Sonra alternate kredansiyonu setleyip administrator@shine.com Ülker.com şifresine password 2 deyip şifresini yazıyorum. Yani direkt et yazmanıza gerek yok da direkt yazsanız da olur. Fark etmez. Elim alışkın öyle yaz. Next. Herkes burada mı? Biz burada mı? Bekliyorum. Yani çok farklı bir şey yok zaten. Göreceksin şimdi. Default first site name. Buraları biliyorsunuz zaten. Şimdiye kadar olan kısmı. Bundan sonra haydi. Yes. İşte burası. Advanced işaretlediğiniz zaman bunu size soruyor. Zaten başlığı da görün. Install from media. İlk seçenek diyor ki replicate data over the network from an existing domain controller. Var olan domain controller üzerinden Active Directory verisini network üzerinden al diyor. Bunu söylediği şey bu. Git domain controllerından bir tanesinden al diyor. Söylediği şey bu. Ama diyebiliyorsunuz ki sen oradan alma, network yorma, şuradan al, şu dosyadan al diyebiliyorsunuz. Şunu seçip browse'layıp o masa üstündeki dosyayı gösteriyorsunuz da o bizim masa üstüne göstermiyor direkt. Ben şimdi oralara gitmekte acı çekmeyelim. Şunu bir copy yapıp, copy yapın, kes yapmayın. Direkt C'nize yapışsın, oradan gösterin. User'ın altından, administrator'ın altından, desktop'un altından bir yerlere gitmeyelim. O dosyayı C'nize yapıştırın. C'de ABC klasörünü oraya yapıştırın. Bendeki ABC'sindeki neyse artık. Kes yapmayın. Keserseniz masasındaki haklarla beraber geliyor ya. O yüzden sıkıntı çıkmasın. Kopya yapıp buraya paste edin. C, ABC. Şu alt tarafta bir tane ünlem var. Burada söylediği şey şu. Bu oluşturduğum medya yazılabilir bir domain controller'da oluşturulması gerekiyor diyor. Yaptığın bu oluşturduğun IPM yani buraya gösteren IPM read only domain controller üzerinde oluşturulmamalı diyor. Zaten bizim bu IPM'yi oluşturduğumuz yer neresi? DC1. DC1 zaten bir yazılabilir domain controller olduğu için problem yok. Next. Next dedikten sonra, bu da Advanced'ı seçtikten sonra sorulan şeylerden bir tanesi. Next dedikten sonra size sorduğu şey şu. Diyor ki, sen şimdi Active Directory verisini buradan alacaksın, tamam güzel. Ama farkı nereden alayım? Size onu soruyor, farkı. Farkı diyebiliyorsunuz ki, rastgele bir tanesinden seç. İstediğin gibi kafana göre takıl. Şuradakilerden bir tanesini al. Zaten bizim şu an ortamda iki tane DC hali hazırda var. Ya da diyebiliyorsunuz ki, şundan git al. Şimdi şundan git al niye dersiniz? Belki düşünün şu DC3 makinesi sizin DC2 makinesi size belki internet hızı olarak daha hızlı bir yer. Mesela öyle bir ortam düşünün. Daha hızlı DC1'den daha hızlı bir noktadasınız. O yüzden diyebiliyorsunuz ki DC3 farkı DC2'den alsın diyebiliyorsunuz. DC2 daha yakın olduğu için, daha hızlı olduğu için size. Tamam. O zaman seçebilirsiniz de bizde fark etmez. Zaten ikisi de aynı network'te olduğu için çok da problem değil. Next. Bundan sonrası aynı.
Next. Ve de bittiğinde restart et. Bittiğinde restart et. O kadar basit. Yani seçtiğiniz şey şuradan al. Farkı da git şuradan al dediniz. O kadar. Yalnız tabi bu şekilde DC'yi kurmak yeterli değil. DC 3 açıldıktan sonra bakalım gerçekten yaptığımız iş doğru olmuş mu, çalışıyor mu? Onun kontrolünü yapmak lazım. DNS'leri kontrol etmek lazım. Ya açılsın makine, bitirsin işini. Ondan sonra kontrol edeceğiz. Var problem ışığı. Varsa çözelim. Bununla ilgili standart sorular var. Aklınızda bulunsun. Adamlar diyor ki yavaş network bağlantımız var. Yavaş network bağlantımız olduğu için oraya DC koymak istiyoruz. Hatırlıyorsanız farklı şubelere DC koymanızın amacı yavaş bağlantıların olmasının sebebiydi. Adamlar koymak istiyoruz diyorlar. Ama bağlantı yavaş. Active Directory'nin birisinde büyük diyorlar. Ne yapacağız diyorlar o durumda. Ne tavsiye edersiniz falan diye o tarz sorular soruyorlar. Ne tavsiye edersiniz? Install from media kullan arkadaşım diye tavsiye edersiniz. O tarz sorular oluyor. Yani sırf şu kürmeyi söyleyebilmek için bu kadar şey anlattık yani. Öyle söyleyeyim. Yoksa hani çok kullanılabilir bir şey değil. Zaten ortamınızın ciddi bir ortamsa ya hızlı bağlantılar vardır zaten. En azından 8 megabitlik site-to-site VPN'ler ya da daha da iyisi metro internet falan vardır. 100 megabitlik. Yok. Bununla işin yok bile. Bitti mi size kurulun? Active Directory'nin düzgün çalışabilmesi için gerekli olan yegane ve en önemli şey DNS. Makine açıldıktan sonra ilk onu kontrol edeceğiz. Bakalım DNS gelmiş mi? DNS'deki kayıtlar gelmiş mi? Ondan sonra gelmediyse replikasyonu tetikleyeceğiz. Böyle gelecek. Active Directory'de DNS'de problem yoksa hiç problem yok. DNS çalışıyorsa, DNS'e elleşmiyorsanız sürekli çok problem çıkan bir şey değil. Yani zaten şirketlerde client'larla uğraşıyorsunuz hep. DC'lerde değil. Bu arada DC'ler çoğaldıkça, yani şu an bizim 3 tane DC var ya, DC. Şu an ortamımızda 3 tane DC var. Bunu da çok karşılayacaksınız diye söylüyorum. Şu DC açılırken, şu DC açarken diğer DC'ler değişmeye çalışıyor. Şu DC.
O yüzden bu DC'nin açılması biraz daha uzun sürebiliyor. Yani şöyle düşünün. Şu DC ile diğer DC'ler arasında yavaş bağlantılar var. Şunun şunun arasında yavaş bağlantı, bunun arasında yavaş bağlantı. Bu DC'nin açılması bir o kadar daha uzun sürecek. Çünkü bu DC diğer DC'de haberleşmeye çalışıyor, erişmeye çalışıyor. Erişemezse zaten daha çok bekliyorsunuz o bir kere kesin de. Develenip duruyor makina. O yüzden aklınıza bulunsun ki DC'ler açılırken diğer DC'lere de haberleşmeye çalışıyorlar artık. Diğer DC'lere erişmeye çalışıyorlar. Bunu şu yüzden söylüyorum. Şu DC1 ile mesela DC2 arasında site to site VPN varsa, site to site VPN bağlantısı koptuysa eğer DC2 açılırken çok bekliyor. En sonunda vazgeçip DC1'e erişemediği için vazgeçip açıyor, açılıyor belki ama çok bekliyorsunuz. O gün o gibi durumlarda böyle bir şey karşınıza gelirse eğer şöyle yapın. Bu DC2'nin network kablosunu sökün. Ondan sonra vazgeçsin direkt. Beklemeden. Tamam mı? Aklınızda olsun. Network kablosunu söktüğün zaman komple vazgeçiyor. Hiç denemem. Peki start administrator tools ve DNS'i açıyorum. DC3'te DNS'i açtım. Bakalım DNS'de kayıtlar gelmiş mi? Gayet gelmiş. Gayet gözüküyor. Bakın clone 1 bizim DC1, clone 2 DC2, clone 5 DC3. Onların kayıtları var. Aynı şekilde şu 3 tane makinenin DC olduğunu gösteren şurada same as parent folder kayıtları var. Şu 3 tane kayıt. Şu 3 tane kayıt da gelmiş. Gayet çalışıyorlar. Gayet erişilebilir bunlar. Var mı böyle gelmeyen? Kayıtları tüm gelmeyen. Ben de şu an gelmiş mesela. Komple bu zonlar yoksa ne yapabilirdim? Komple bu zonlar yok. Hani içi boşsa yapabileceğiniz şey biraz bekleyip replikasyon tetiklemek. Ama komple zonlar yoksa ne yapabiliriz? Yeni bir tane zon oluştururuz. Ondan sonra içine ekleriz mi? Şuradaki kayıtları ekleyemezsin. Şunları eklersin de ne yapıyorduk? Zonu yapıyorduk. Sonra new zone deyip aynısından bir tane daha yapıyorduk. Sonra bir şey daha yapıyorduk sanki. Bir şeyi restart ediyorduk. Kayıtlar gelsin diye içine. Neydi otun diyen var mı? Sınavda soruyorlar dedim. Hem de bir ton yerde. NetLogon servisini restart ediyordum. Kayıtlar gelmediği zaman. Tamam. Kayıtlar yoksa burada NetLogon servisini restart ediyoruz. Chat diye kayıtlar geliyordu. Aklınızda bulunsun. Peki o zaman şöyle bir test yapalım. Gelin DC1'e. DC1'de Active Directory Usain Computer'ı açıyorsunuz. Kayıtlar olmadığı zaman DNS'deki diyorum, servislerin altındaki NetLogon'u restart ediyorsunuz. Zone yoksa oluşturuyorsunuz. Şimdi bir tane kullanıcı yapalım. Hatta bir tane şey yapalım önce. Organization Unit yapalım. Öyle daha güzel olacak. Ülker koması altlarının bir tane organization unit. İsmi de kullanıcılar olsun. Atın kafanızı öyle fark etmez. Kullanıcılar diye bir organization unit yaptım. Sonra içine de bir tane kullanıcı yapıyorum. Test diye bir kullanıcı. Test. Test. Kullanıcılar diye bir organization unit, içine test diye de bir kullanıcı. Tamam. Oldu mu? Test diye bir kullanıcı yaptık. Sonra bu kullanıcının özelliklerine gidip bir takım bilgilerini dolduracağım. Niye? Öylesine. Yapacağımız şey için daha doğrusu gerekli öylesine değil de. Yani içerisini öylesine doldurun. Önemli değil yani ne oldu. Description. Test kullanıcısı, ofis, telefon falan. Bilgi olmaz telefonda. E-mail, işte test, testcom, web page. Atıyorum, doldurun kafanıza göre. Adres kısmına
işte adres. Yani oturup yazmak şu an zor geliyor. Kafanıza göre yazın. Maksat kullanıcılar bir şey olsun. Yani bir bilgisi olsun adam. Telefonu yok. Organizasyon kısmına job title'da işte çöpçü yazalım. Çöpçü. Departmanı. Belediye. Şirket. Kadıköy şu belediyesi falan. Doğru. Kafanıza göre. Bir takım bilgileri doğru olsun. İsterseniz bir grup yapın, gruba katın adamı. Fark etmez. Maksat bir şeyler olsun. Okey. Bir kısım bilgilerini doldurdum. Şimdi bizim ortamımızda bu yaptığımız kullanıcının diğer listelere gitmesi lazım mı? Diğer listelerde bu kullanıcı olması lazım mı? Aynı şekilde bu organization unit diğer listelere gitmesi gerekiyor mu bizim ortamda? Gerekiyor değil mi? Bizim şu, ortam şu şekilde şu an. Şu an şu şekilde. Bir tane DC, bir DC, bir DC daha. Şu an biz kullanıcıyı burada yaptık. Burada yaptığımız için diğerlerine gitmesi lazım. Peki bu kullanıcının buradan buraya gitme süresi ne kadardı? Hatırlayan var mı? 15 saniye. Aynı lokasyonda bulunuyorsa eğer 15 saniyede kullanıcı oraya gitmiş oluyordu. Maksimum 15 saniye sürüyordu. Aynı site'da bulundukları için. Hatırlıyorsanız da farklı site'ler yaptığınız zaman 15 dakikayla bir hafta, 7 gün arasında değiştirebiliyordunuz. Şu an benim bu kullanıcının diğer tarafta ortaya çıkması 15 saniye vakit alacak. Peki bir deneyelim bakalım kullanıcı diğer taraflara gitmiş mi? Ne yapabilirim diğer taraflara gidip gitmeni test etmek için? Buraya gidip oturum açıp aktif dark user computer'ı açabilirim. Aynı şekilde buraya gidip buradan da açabilirim. Ama ne gerek var? Zaten bunları başka yerlere bağlayabiliyorduk hatırlıyorsanız, değil mi? Bakalım gelmiş mi? Ülker komutu atladım. Change domain control deyip DC2'ye bağlantı yapıp oraya gelmiş mi bakalım. Change domain control derim. Klon 2 Ülker komutu. Diğer DC'ye bağlandım, DC2'ye bağlandım şu an. Genişletiyorum. Kullanıcılar gelmiş, içinde test kullanıcısı da var. Her şeyle beraber duruyor. Sonra bir daha sağ tıklayayım Ülker.com'a. Change domain control deyip bu sefer Clone 5'e gidiyorum, DC3'e. Evet, okey. Sonra orayı da genişlettim, kullanıcıya gittim, orada o da var. Yani bütün DC'lerime gitmiş şu an. Tamam. Şu an bütün DC'lerde o veri duruyor. Var problem buraya kadar. O veri şu an o kullanıcı diğer bütün DC'lerde var. Peki ben bu kullanıcıyı silsem. Ben bu kullanıcıyı buradan silsem. Diğer taraflardan da silinir mi? Silinmesi gerekir mi? Aynen öyle. Ben bu kullanıcıyı buradan silersem diğer DC'lerde de silinmesi gerekir, değil mi? Ama ben bu kullanıcıyı buradan sildiğim için, ben bu kullanıcıyı buradan silersem eğer diğer DC'lerde de yok olacak ya. Ama düşünün yanlışlıkla sildiniz kullanıcıyı. Hani sadece yanlışlıkla bir delete dediniz. Yanlışlıkla bir sağ tıkladınız. Sonra delete dediniz. Sonra yes dediniz. Gitti kullanıcı. Yani kolunuz bir yerleriniz çarptı gitti. Böyle bir ortam olduğunu düşünün. Böyle bir ortam. Kullanıcıyı yanlışlıkla sildiniz. Şimdi kullanıcıyı geri getirmek istiyorsunuz. Kullanıcı gitti artık. Geri getirmek istiyorsunuz. Ne yapabiliriz bu durumda? Kullanıcıyı yanlışlıkla sildik. Geri getirmek istiyoruz. Aslında evrensel bir çözüm var. Sildiğiniz bir şeyi geri getirmek için. O da ne? Doğru. Backup almak. Backup almak. Yani siz bir kullanıcıyı yanlışlıkla sildiyseniz eğer o kullanıcıyı geri getirmenin tek yolu backup. Yedeğiniz olacak. Başka teknolojiler de var. Onlardan konuşacağız. 2008'de gelen. Backup alacaksınız. Backup aldıktan sonra kullanıcıyı silerseniz backup'tan geri getirebiliyorsunuz. Tamam? Şimdi backup nasıl alınır? Ona bakalım. Yedek nasıl alınır? Yedekten nasıl geri dönür? Yedekten dönme yöntemleri nelerdir? Onları görelim. Sonra yedeğe gerek kalmadığını gösterelim. Yedek olmadan da bu işleri yapabildiğinizi gösterelim. Bunlar daha sonra bakacağımız şeyler. Önce bir yedeğini alalım. Nasıl yedek alınıyor? Onu görelim. Gelin DC3'e.
Niye? Öylesine. Fark etmez. Bir tanesi, herhangi bir tanesine gidebilirsiniz. DC3'te bizim bu kullanıcı var ya, ben kullanıcının olduğu durumun backup'ını almak istiyorum. Yanlışlıkla silersem geri getirebileyim diye. Kullanıcının olduğu durumun backup'ını. Nasıl alacağız? Bakın Start Administrator Tools'un altında Windows Server Backup diye bir şey var. Windows Server Backup. Yalnız Windows Server Backup'a tıkladığınız zaman kurda öyle geldi size. Ne isterseniz kurda öyle geldi diyor. Kurda olmadığı için size backup almanıza izin vermiyor. Hemen kuralım. Açın bir Server Manager. Kurulum yaparken birkaç şeyden daha bahsedeceğim. Kurulum başlasın bir. Windows Server Backup feature'ların altında duruyor. Roller'in altında değil. Features'a gidin. Features'a. Sonra bir de Add Features diyorsunuz. Sonra da şuradan Windows Server Backup Features'tan Windows Server Backup'ı kuruyorsunuz. Tamam. Windows Server Backup. Commandline Tools'a ihtiyacımız yok. Orada PowerShell ile ilgili bir takım eklentiler var. Onlara ihtiyacımız yok. Direkt Windows Server Backup'ı kursak yeter. Feature'lardan Windows Server Backup. Tamamdır. Windows Server Backup'ı kuruyorsunuz. Direkt hiçbir soru sormuyor size zaten. Next. O beklerken şundan bahsedelim. Şimdi backup alacağız da backup'ı neye göre alacağız? Nasıl alacağız? Kafamıza göre alamıyoruz backup'ı. Backup'ı almak için genel geçer iki tane yöntem var. Bir tanesi full backup. Bizim için olabilecek full backup. Full backup'ın esprisi şu. Sizin bilgisayarınızda ne kadar disk varsa, ne kadar sürücü varsa onların hepsinin backup'ını alırsınız. Full backup. Yani C sürücünüz, D sürücünüz, E sürücünüz falan filan varsa bunların hepsinin backup'ını alabiliyorsunuz. Şimdi benim işletim sisteminin kurulu olduğu yer neresi? C sürücüsü. Değil mi? Active Directory'nin olduğu yer neresi? O da C'de. Dolayısıyla ben bu backup'tan geri döndüğüm zaman hem işletim sistemini geri getirebiliyorum, hem Active Directory'yi geri getirebiliyorum. Değil mi? Bunu yaptığınız zaman. Ama bunun yerine bir şanssızlığı daha var. System State Backup diye bir şey var. System State Backup. Adından anlaşılacağı üzere sistem durumunun backup'ını alıyor. Bu System State Backup'ın esprisi şu. Bu komple işletim sisteminizin olduğu yerin backup'ını almıyor. İşletim sisteminizin durumuyla ilgili backup'lar oluyor. İşletim sisteminizin özellikleriyle, ayarlarıyla ilgili backup'lar oluyor. Bunların içinde, şunun içinde Active Directory de var. Active Directory. Siz System State Backup aldığınız zaman Active Directory'nin de yedeğini almış oluyorsunuz. Sonra System State Backup'tan geri dönüp Active Directory'i eski durumuna çevirebiliyorsunuz. Yalnız burada işletim sisteminiz yok. Burada işletim sisteminin yedeğini almıyorsunuz. İşletim sisteminin yedeğini almadığınız için işletim sisteminiz geri gelmiyor. Peki System State Backup'ı nasıl kullanacaksınız o zaman işletim sisteminin olmadığı yerde? İşletim sistemini kurup sonra System State Backup'tan geri döneceksiniz. Tamam? Duruma göre bunları kullanabilirsiniz. Full Backup aldığınız zaman her şeyin backup'ını alıyor. İşletim sisteminize dahil olmak üzere System State Backup sadece bir takım belli ayarları alıyor. Peki neler alıyor? Onlardan da konuşalım. Şuraya bir tane paylaşma bir dosya attım. AD Backup Restore diye. TXT dosyası. Açın bir onu. Ya da direkt kendinize kopyalayıp böyle açın. System State Backup'ın içerisinde şunlar var. Şu grup. Şunlar. System State'in içinde bunlar var. Yani bir ton şey var gerçi de bizim için önemli olan kısım şurası. Şunlar. Hatta sadece şurası. Yani grup başlıklarda önemli diyorsanız sadece şurası. Çünkü Active Directory Database'in içerisinde bizim kullanıcılar duruyor. Kullanıcıları silerseniz geri getirmek için bize bu lazım sadece. Bu olsa yeter. Tamam. Tek başına bunun backup'ını alamıyorsunuz. Ama System State Backup aldığınız zaman onlar da geliyor. Tamam. Var mı sormak istediğiniz buraya kadar? System State Backup'ın içeriği bunlar. Bunları ezbere bilmek diye bir şey yok. Sadece lazım olduğu zaman açıp bakıp oradan öğrenebilirsiniz. Tamam. Var mı sormak istediğiniz? Biz System State Backup alacağız. Full Backup almayacağız. Full Backup alırsak o çok yer kaplıyor.
Artı bizim diskimize yer ver mi bakalım. Bende şu an 8 GB yer var. Benim diskimden biraz yer boşaltayım. Şimdi de boşaltın. Diskimize bize yer lazım olacak. Eskilerden ne var? Daha şunları sileyim. Diskinizde en az bir 10-15 GB civarında boş yer olsun. Diskinizde gereksiz olan şeyleri silin. Şimdi backup alacağız. Yer kaplayacaklar. Tamam. Ben de kurulum da bitmiş. Şimdi şunu yapabilirsiniz. Administrative Tools'un altından Windows Server Backup açabilirsiniz. Windows Server Backup alıp tıklayıp tıklayıp backup alabilirsiniz. Ya da bunun komut satırı araçları var. Komut satırından backup almak benim daha kolayıma geliyor. Yani yoksa Windows Server Backup açıp oradan tıklayıp tıklayıp kendiniz de yapabilirsiniz. Ama komut satırından bana daha kolay geliyor. Zaten 2-3 tane şey yazıyorsunuz. İyi unutmadığınız zaman da iş çok kolay. Ki unutmanıza da gerek yok. Komutlar burada yazıyor zaten. Şimdi alacağız. Açın bir komut satırı. Siyah gözüküyor değil mi? Şöyle temizleyeyim ben sağa sola. Bakın şurada bir komut var. Hemen tepelerde şöyle bir admin star system state backup işte falan filan diye giden bir komut var. Şu komut. Şu komut system state backup almak için kullanacağınız komut. Vvadmin start. Yani start hadi başla demek. Peki ne system state backup alacak? Backup target F. F diye bir partition'ınız olduğunu düşünün. F sürücüsüne gidip adam backup alıyor mesela gibi. Tamam? Bu komutla backup alabiliyorsunuz. Şu alt tarafta onları birazdan kullanacağız. Neyse onlar lazım olduğu zamanları konuşalım. Önce şu backup bir almaya başlayalım. Backup'ı aldıktan sonra şu alt taraftaki komutları zaten kullanacağız. Ne olduklarını göreceksiniz. Hadi başlayalım. Bir admin start system states backup. Benden bakmanıza gerek yok. Komut yazıyor orada. Tire backup target diye hatırlıyorum. İki nokta üstte. Şimdi ben backup'ı alacağım yeri göstermem lazım. Backup'ı alacağım yeri göstermem lazım da bizim şu an bunlarda tek diskimiz var. Tek C sürücümüz var. Yani D, E gibi bir sürücümüz yok. Mecburen nereye almamız gerekecek? C'ye almamız gerekecek. Yani başka yer yok. Ben diyorum ki C iki nokta üstte. Yani hali hazırda bir diskimiz olsaydı eğer oraya alabilirdik. Ya da şunu da yapabilirdik. Yani komputere gidip şu C sürücüsünü biraz daha küçültüp D sürücüsü olarak o boş kalan alanı ayırabilirdik. O da olurdu. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Diskleri shrink edebiliyordunuz, küçültebiliyordunuz. Küçülttükten sonra diğer tarafa boş olan alanı disk olarak yapılandırabiliyordunuz. Ama biz şimdi onlarla uğraşmayalım diye direkt C'ye backup alalım istiyoruz. C sürücüsüne. Tamam. Şu komutu şuraya sadece C yazdım. Yaptığım şey bu. C2 noktası yazdım. Ondan sonra hadi başla diyorum. Oradan komutu değiştirin. C2 noktası yazın. Yapıştırın oraya. Olsun biz. Şimdi bana hani sistem işte şu kadar alan falan var diyor C'de. İşte başlamak ister misin falan. Hadi başla. Yes diyorum. Başla. Ondan sonra diyor ki olmaz. Komut verdim. Ortama baktı, saati kontrol etti falan. Sonra başlamak ister misin? Başlayacağım derim. Bak sonra diyor ki yedeklemek istediğin alan geçersiz diyor. Çünkü backup alacağın yer ile kaydedeceğin yer aynı olmamalı diyor. Söylediği şey bu. Yani ne diyor? Şu an sen C'nin backup'ını almak istiyorsun. Nereye almak istiyorsun? C'ye almak istiyorsun. Nasıl, ne kadar mantıklı bu? Backup'ın esprisi ne? Zaten C'yi kaybettiğiniz zaman geri getirebilin diye, değil mi? C'yi kaybederseniz backup da gidecek. O yüzden diyor ki başka yere koy diyor. Mantıksız bir iş yapıyorsun diyor. Ama olmayan bir şey değil. Yapabiliyorsunuz. Yani ile aynı yere koyacağım diyebiliyorsunuz. Onun için bir ayar var. Zaten yapacağız şimdi, göreceksiniz. Normal şartlar altında aynı diski alma diyor. Aynı diski durmasın diyor. Söylediği şey bu. Ama illa ben alacağım da C
diyebiliyorsunuz. Onun için bir ayar var. Şu o dosyada nerede? Şu. Şu ayar. Şu ayarı yapacağız. Ondan sonra olacak. Var mı buraya kadar gelmeyen? Peki o zaman bir run açıp regedit yazıyorsunuz. Regedit. Register'de bir yerleri değiştirmek gerekiyor. Bunu yapmak için. Bir regedit açıyorsunuz. Regedit. Sonra PK local machine system current control sets services şuraya kadar bir gelelim. Bakın şu alt tarafı zaten gittiğiniz yerler yazıyor. Şöyle. Şöyle adım adım giderseniz PK local machine system current control set ve services buraya kadar bir gelin. Gerçi o dosyada da yazıyor. Oradan da takip edebilirsiniz. Ama şu dosyayı da açayım ben. Orada ne yapmanız gerektiğini de söyleyeyim. Şuraya kadar gelin. Service'ın altında VV Engine diye bir yer var. Oraya kadar gelin. VV Engine. VV Engine klasörüne kadar bulun. Bunlar iç içe klasörler. VV Engine. Sonra altına VB Engine'e bir sağlık deyip System State Backup diye bir tane key oluşturuyorsunuz. System State Backup. System State Backup diye bir key. Sonra içine de bir tane D-Word değeri, ismi şu olan Hello SS Allow System State Backup to any volume diye bir tane isim oluşturuyorsunuz. Bu arada bunlar küçük büyük harf olmak zorunda değil bu şekilde. Bunun esprisi baktığınız zaman okunması kolay olsun diye. O. Yani şu. Şuradan VB Engine'i buluyorsunuz. VB Engine. VB Engine. VB Engine klasörünü bulup sağ tıklayıp New Key diyorsunuz. VB Engine klasörünü bulamayan var mı? Oraya bir sağ tıklayıp New Key diyorsunuz. Key. Key adı da System State Backup. System State Backup diye bir key oluşturuyorsunuz. Sağ tıkladık New Key dedik. Sonra ismini System State Backup dedik. Zaten oradaki dosyada yazıyor. Oradan da bakabilirsiniz. Küçük harf yazabilirsiniz hepsini. Büyük harf yazabilirsiniz. Fark etmez. İşin esprisi okunması kolay olsun. Ama bunun içine bir tane de key yapıyorsunuz. New D-Word 32 bit value. Key dedim bu. Şu keyden değil. D-Word 32 bit value'dan yapıyorsunuz. Adını da hello SSB System State Backup to any volume diyorsunuz. Oradaki dosyada yazıyor zaten. Oradan da bakın. Buradan takip ederseniz göremezsiniz zaten. Harf atlayabilirsiniz. Bunun değerinde 1 yapıyorsunuz. Hello System State Backup to any volume. Ne diyor? System State Backup'ına herhangi bir volümde izin ver. Herhangi bir yerde al demiş oluyorsunuz. Bunu da evet demek için 1 diyorsunuz değerine. Tamam. Şöyle. Desimal deyip 1 diyorsunuz. Oradan kopyalayıp yapıştıranlarda büyük bir problem çıkacak.
Çünkü sağında sonunda boşluk olduğu zaman çalışmıyor. Yani direkt öyle yazmak gerekiyor. Ve de 1. Desimal seçip 1 deniz değeri. Ve de okey. Ama şöyle göstereyim bir daha. Şuraya kadar geldiniz. VB Engine. Sonra sağ tıklayıp Stamp State Backup diye bir key oluşturdunuz. Sonra içinde bir tane reword değeri oluşturup decimal olarak 1 yazdınız. Yaptığınız şey bu. Sonra tekrar backup almaya çalıştığınız zaman bu sefer size dur demeyecek. Almaya başlayacak. Tamam. Yaşıyor mu Kamil? O zaman doğru yapmışsın demek ki. Oldu mu? Peki o zaman ben de başlayayım bir taraftan. Emin misin? Eminim. Hadi başla. Ve başlıyor şu an. Varsa buradan yaşayan IP alalım bakalım. Zaten bundan sonra bir şey yapacağız. Bu backup bayağı sürüyor. Bayağı diyelim bir yarım saat falan sürer. Var mı problem? Yok mu? Herkes başladı mı? Peki o zaman. Yarın devam edeceğiz buna. Bu backup alsın. Yarın restore edeceğiz. Restore ettikten sonra kullanıcı kurtaracağız. Kullanıcıyı kurtarırken nelere bakmamız gerekiyor onlara konuşacağız. Sonra hiç bu kadar atraksiyona gerek kalmadığını göreceksiniz. Ama bunu da bilmeniz lazım. Backup candır çünkü. Backup'ı kenara koymak lazım.